Belize'nin Prusyalısı Alphonse Dude, Pazartesi Öyküleri Seslendiren Akın Altan Bakın bu hafta bir Montmartre meyhanesinde neler duydum. Bunu size tadıyla anlatabilmek için Belize ustanın kıyı mahalle deyimleri, kocaman doğramacı önlüğü ve Montmartre'nin bir Marsilyalıyı bile Paris ağzıyla konuşturan o canım beyaz şarabından 2-3 kadeh gerekiyor. İşte ancak o zaman Belize'nin bir dost sofrasında bu iç karartıcı ve gerçek serüveni anlatırken sırtımda dolaştığını duyduğum ürpermeyi sizlere aktarabilirim. Eşkesin. Belizeer ateşkes demek istiyordu. Ertesi günüydü. Bizim karı, çocukla beni Villeneuve Garande şöyle bir dolaşalım diye göndermişti. Yani sizin anlayacağınız oralarda su kıyısında küçük bir kulübemiz var da kuşatmadan beri ne oldu ne bitti haber alamamıştık. Doğrusu çocuğu peşimize takmak beni hiç açmıyordu. Prusyalılarla karşılaşacağımızı biliyordum. O zamana dek heriflerle yüz yüze gelmediğim için başıma bir bela çıkarmaktan korkuyordum. Gel gelelim bizim hatunun dediği dedik. Al götür, al götür, yavrucak biraz hava almış olur. Doğrusu beş ay kuşatmada küflendikten sonra çocukcağızın hava almaya da gereksinmesi yok değildi hani. Uzatmayalım, ikimiz birlikte tarla tepe yola düzüldük. Bizim oğlan hala ağaç ve kuş bulunduğunu görmekten, sürülmüş topraklara yatıp yuvarlanmaktan öyle keyifleniyordu ki sormayın. Ama ben onun kadar keyifli olamıyordum. Yollarda fazlasıyla sivri miğferliler vardı. Kanaldan adaya değin, nereye baksanız hep onlar. Hem sonra heriflerin öyle bir tepeden bakışları var ki, şöyle bir sille tokat aralarına dalmayayım diye kendimi zor tuttum.'' Hele Villeneuve'a varıp da zavallı bahçelerimizden hayır kalmadığını, evlerin açılıp yağma edildiğini, bütün o haydutların pencereden pencereye birbirlerine seslenerek, yün fanilalarını pancurlarımız, kafeslerimiz üzerinde kurutarak baba ocaklarımıza yan gelip oturduklarını görünce, e eh artık tepem attı. Bereket versin ki bizim oğlan yanım sıra yürüyordu. Ne zaman avucum fazla kaşınsa ona bakarak kendi kendime, ''Sakın ha oğlum Belizer, diyordum. Aman şu oğlanın başına bir bela getirme. Yalnızca bu düşünce beni bir sakarlık etmekten alıkoyuyordu. İşte o zaman bizim karının neden ille çocuğu da götür diye tutturduğunu anladım. Bizim kulübe kasabanın ta öbür ucunda, sağ kolda, rıhtım üzerinde sonuncu evdi. Tıpkı ötekiler gibi bizimkini de soyup soğana çevirmişlerdi. Ne eşya kalmıştı ne bir tek cam. Yalnızca birkaç kucak saman, bir de büyük koltuğun ocakta çıtır çıtır yanan son ayağı. Her yerden Prusyalı kokusu geliyordu. Ama görünürde kimseler yoktu. Fakat yine bodrum katında bir şeyler kıpırdanıyor gibi geldi bana. Orada benim küçük bir tezgahım vardı. Pazarları öteberi yaparak vakit geçirirdim. Çocuğa bekle dedim, bakayım ne var diye aşağı indim. Kapıyı açar açmaz bir de baktım ki Wilhelm'in askerlerinden iri boy bir hödük homurdana homurdana yongaların üstünden kalkarak gözleri evinden uğramış, ağzında anlamını çakmadığım bir araba sövgüyle üzerime doğru yürüyor. Herhalde hayvan herifin sarhoşluktan ayılması da pek huysuz olacak ki daha ağzımı açıp da bir söz etmeye fırsat bırakmadan hemen kasaturasını çekmeye davrandı. Ah işte o zaman kanım şöyle bir döndü. Bir saatten beri hep içime attıklarım kafama vurdu. Bizim tezgah uşağına şöyle bir yakaladığım gibi bir kütlettim. Belize'nin bileği her zaman ne yaman şeydir bilirsiniz dostlar. Ama hele o gün elim el değil balyoz olmuştu sanki. Daha ilk vuruşta bizim Prusyalı küstü ve boylu boyunca yere uzanı verdi. Ben yalnızca bayıldı sanıyordum. Meğer yürümüş çocuklar, bas bayağı temizlenmiş. Tas tamam temize havale yani.'' Ben ki yaşamımda bir tarla kuşu bile öldürmemiştim, bu iri yarı herifi ayağımın altında görünce ne de olsa çok kötü oldum. Doğrusu güzel bir sarışındı da, diş budak yongası gibi kıvır kıvır henüz yeni çıkmış küçük bir sakalı da vardı. Kendisine bakarken dizlerimi bir titremedir aldı. Bu aralık bizim oğlanın yukarıda canı sıkılmış olacak ki var gücüyle baba baba diye bağırdığını duydum. Yoldan Prusyalılar geçiyordu. Bodrumun deliğinden kılıçları ve iri bacakları görülüyordu. Hemen aklıma geldi. Eğer içeriye girerlerse bizim oğlan hapı yutar. Ne var ne yok herkesi temizler. İşin rengi değişmişti. Artık titremedim. Prusyalıyı hemen tezgahın altına soktum. Üstüne de tahta, yonga, talaş ne buldumsa yığdım. Sonra yukarıya çıkıp bizim oğlanı buldum. Düş önüme bakalım. Ne oldu baba? Ne kadar da benzin uçmuş. Sen yürümene bak. Vallahi kazaklar beni itip kaksalar da, suratıma eğri eğri baksalar da sesimi çıkaracak durumda değildim. Bana hep arkam sıra koşuşmalar, bağırışmalar oluyor gibi geliyordu. Bir kezinde bir atın dört nala üzerimize doğru geldiğini duydum. Az kalsın heyecandan yere yığılacaktım. Ama köprülerden sonra yine kendime gelmeye başladım. Sen deniz mahşer gibi kalabalıktı. Bu kadar halkın arasında bizi yakalamalarına olanak yoktu. İşte ancak o zaman aklıma bizim zavallı baraka geldi. Prusyalılar arkadaşlarını bulunca öc almak için evi ateşe verebilirlerdi. Hem sonra orada bizim komşu balık kolcusu Jacot'tan başka Fransız da kalmamıştı. Yanı başında bir askerin öldürülmüş olması yüzünden başına türlü şeyler açılabilirdi. Doğrusu böyle sıvışıp gitmek hiç de mertliğe yakışmıyordu.'' Hiç olmazsa herifi ortadan yok etmenin umarını bulsaydım. Paris'e yaklaştıkça bu düşünce kafamı büsbütün oynamaya başladı. Çare yok, şu Prusyalı'yı bodrumda bırakmak beni sıkıyordu. Nitekim istihkamlara gelir gelmez artık kendimi tutamadım. Bizim oğlana, ''Hadi sen önden git.'' dedim. ''Benim sen Deniz'de yapılacak bir işim var.'' Çocuğu öptüm ve ters yüzü döndüm. Doğrusu yüreğimde pek çarpmıyor değildi ama ne zarar. Yanımda çocuk yok diye içim pek rahattı. Villeneuve'a vardığım zaman ortalık kararmaya yüz tutmuştu. Doğal olarak gözümü dört açıyor ve adım adım ilerliyordum. Kasabanın durumunda bir değişiklik yoktu. Her yer pek sessizdi. Ta ötede, sisler içinde, bizim barakanın yine eski yerinde olduğunun ayrımına varıyordum. Rıhtım boyunca kapkara ve uzun bir tahta perde, bunlar yoklama için saf olan Prusyalılardı. Evi boş bulmak için en iyi fırsat.'' Çit ve duvarlar boyunca süzülüp giderken, Jakot Baba'nın avluda ağlarını yaymakta olduğunu gördüm. Demek daha işin ayrımına varmamışlardı. Bizim eve daldım, aşağıya indim. El yordamıyla yokladım. Prusyalı yine yongaların altındaydı. İki kocaman fare de adamın miğferiyle oynuyorlardı. Çene kayışımın kımıldadığını duyumseyince yüreğim ağzıma geldi. O anda ölü canlandı sandım. Ama ilgisi yok. Herifin kellesi hem soğuk hem de çeki taşı gibiydi. Bir köşeye çömelip bekledim. Ötekiler uykuya varınca herifi görüp sen nehrine atmayı kuruyordum. Önünün yanında bulunduğumdan mı bilmem o akşam Prusyalıların yat borusu bana pek kötü geldi. Üçer üçer ta 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 diye uzun uzun öten borular. Tam bir kurbağa bandosu. Herhalde bizim piyadeler bu havayla yatmak istemezler. Beş dakika boyunca kılıç çakırtıları, kapılara küt küt vurmalar gırla gitti. Sonra askerler avluya girdiler ve bağırmaya başladılar. Hofman, Hofman! Zavallı Hofman yongalarının altında uslu uslu duruyordu. Ama ben ecel teri döküyordum. Her an ha şimdi inecekler, ha şimdi inecekler diye ödüm kopuyordu. Önünün kasaturasını elime almış, hiç kıpırdamadan bekliyor ve kendi kendime eğer bu vartayı atlatırsan oğlum, diyordum, Belize'deki Saint Jean Baptiste nah bu kadar bir mum götürmek boynunun borcu olsun. Bereket versin, bizim kiracılar Hoffman'a yeterince seslendikten sonra odalarına girmeye karar verdiler. Merdivenden kocaman çizmelerinin gürültüsünü duydum. Pek az sonra bütün baraka köylerdeki saat kulesi gibi horlamaya başladı. Ben de bodrumdan çıkmak için bunu bekliyordum. Rıhtım yönü ıssızdı. Hiçbir evde ışık yanmıyordu. ''Güzel.'' Hemen yeniden bodruma indim. Bizim Hoffman'ı tezgahın altından çıkardım, ayağa kaldırdım. Hamal semeri gibi sırtıma yüklendim. Ne kadar da ağırdı haydut. Üstelik bir de korku. Sabahtan beri ağzıma bir lokma girmemiş. Bu işin altından kalkacağımı hiç sanmıyordum. Sonra tam rıhtımın ortasında arkamdan birinin geldiğini duyumsadım. Arkama döndüm. Kimseler yok. Yalnızca ay doğmak üzereydi. Kendi kendime... Aman dikkat dedim. Neredeyse nöbetçiler ateş ederler. Hay belaların kutsalı. Senin suları da alçalmamış mı? Rıhtımdan aşağıya indim, yürüdüm. Yine su yok. Artık dayanamıyordum. Eklemlerim tutulmuştu. Sonunda yeterince ilerlediğime aklım kesince herifi bırakıverdim. Ama ne mümkün? Gitti çamura saplandı. Kımıldatabilirsen kımıldat ittim, ittim. Deh be yahu. bereket versin ki doğu yönünden bir yel esti. Sen biraz kabarır gibi oldu. Bizim merhumun kendisini yavaşça akıntıya bıraktığını duyumsadım. Hadi yolun açık olsun. Bir testilik su yuttum ve şıp diye rıhtıma fırladım. Vilenu köprüsünden yeniden geçtiğimde senin tam ortasında kapkara bir şey görünüyordu. Bu akıntıyla Argentül'e doğru inen bizim Prusyalıydı. Son